Mutfak Köşesi ve Bahçe Mobilyaları Nöbetçi Efsaneleri sunar. Yapı otomatik panjur ve kapı otomasyonları Nöbetçi Eczaneleri sundu. Dolar Diyarı'nın ilk televizyonu Sivas Radyo Televizyonu'ndan mutlu akşamlar sevgili seyirciler. Bugün 11 Mart 2017 günlerden cumartesi. Günün öne çıkan gelişmeleriyle SRT Ana Haber başlıyor. Muhtarlar toplantısının 9.sü düzenlendi. Büyük Birlik Partisi İl Başkanlığı'ndan referandum kararı. Yükseköğretime geçiş sınavı yarın yapılacak. Hepsi ve daha fazlası birazdan SRT Ana Haber bülteninde. Bültenimiz ayrıntılarla devam ediyoruz sevgili seyirciler. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sivas'taki temasları kapsamında bir dizi ziyaretlerde bulundu. Ziyarette açıklamalarda bulunan Bakan Yılmaz, evlatlarımızın iyi eğitim almasını istiyoruz dedi. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sivas'taki temasları kapsamında Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından TOKİ Ahmet Yesevi İlk ve Ortaokulu'nda düzenlenen sergi açılışı ve sertifika törenine katıldı. Bakan Yılmaz daha sonra ise Spor Toto 2. Lig'de mücadele eden Sivas Belediyespor ve Kocaeli Birlik Spor karşılaşmasının ilk yarısını izledi. Tebrik ediyorum. 440 saatlik tekstili hazırlama programını tamamlayarak bu belgeyi kazandı. Yılmaz ardından Halk Sağlığı Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen Beyaz Bayrak ve Beslenme Dostu Okul Projesi sertifika dağıtım törenine katıldı. Burada konuşma yapan Yılmaz, amaçlarının öğrencilere daha iyi ve kaliteli eğitim vermek olduğunu söyledi. Sağlıklı bir eğitim, daha kaliteli bir eğitim, sağlıklı bir çevre öğrencilerimize sağlanırsa verilir. Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında yaklaşık 10 yıldır devam eden bir protokol olduğunu hatırlatan Yılmaz, şunları kaydetti. Bundan dolayı da Sağlık Bakanlığı ile bakanlığımız arasında yaklaşık 10 yıldır bir protokol uygulanmakta. Bu ana kadar bir müdürümüzde söylerdi. Toplam 60 bine yakın okulumuz var tüm Türkiye'de. Ancak daha henüz almamız gereken mesafe var. Ama Sivas için verilen rakamlar 172 okul
Beyaz Bayrak kapsamında 57 okul beslenme dostu kapsamında buradan da anlaşılır ki daha çok yapmamız gereken var. Valimiz de söyledi, puanı eksik olmasına rağmen, düşük olmasına rağmen alanları tamamlamak lazım. Yani derecesini hiç almayanlar da mutlaka alır hale getirmek lazım. Gayemiz evlatlarımızı 21. yüzyılda, bizden sonraki nesilde, bizden sonraki dönemde kendiler gelecekler, bu ülkenin yönetiminde söz sahibi olacaklar ve bunlar yurt dışındaki insanlarla rekabet edecekler, yarışacaklar. Bizim dönemden daha kaliteli bir eğitim almalar lazım. Hem bilgi teknolojileri konusunda, hem sağlık konusunda, hem de beslenme konusunda. Bakan Yılmaz, obezitenin çağımızın önemli sağlık sorunlarından biri olduğuna da değinerek, hareketli yaşamın çocuklara benimsetilmesi gerektiğini söyledi. Levent Bey de söyledi doktorumuz. Obezite sağlıkta çağımızın en önemli problemlerden birisi. Dolayısıyla hareketli bir yaşamı adeta bir yaşam alışkanlık haline getirmemiz lazım. Yaşamının, hayatının olmazsa olmaz bir parçası haline çalışacak, okula gidecek, okuldan geldikten sonra mutlaka bir fiziksel aktivitede bulunacak. Bunu her gün olmazsa olmazı haline getirecek hayatın, hayat biçimi derler. Bu hayat biçimi haline getirdikten sonra bu yapılanlar çocuğa yük olarak gözükmez. Çocuğa ilave bir ödevmiş gibi gelmez. Dolayısıyla kendisine benimsetmemiz lazım. Yılmaz konuşmanın ardından Beyaz Bayrak ve Beslenme Dostu Okul Projesi kapsamında okul müdürlerine beyaz bayrak ve sertifika verdi. Sivas Valiliği, İl Mahalli İdareler Müdürlüğü tarafından merkez ve ilçelere bağlı köy muhtarlarının sorunlarının dinlenmesi amacıyla düzenlenen muhtarlar toplantısının 9.sü gerçekleştirildi. Toplantıya Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz da katıldı. Muhtarlar toplantısının 9.sü Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Diğer yandan Yeni Nesterdarlık Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü. Program Sivas Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve son yıllarda kente yapılan yatırımların anlatıldığı tanıtım filmiyle başladı. Alanda çeşitli amaçlarla ağaçlandırma çalışmaları yapılmış, 70 milyona yakın fidan dikilmiştir. Programda söz alan Vali Davut Gül, Sivas'ta muhtarların sorunlarının dinlenmesi amacıyla muhtarlar toplantısının 9.sunu düzenlediklerini belirtti. İl özel idaresinin imkanlarını biliyorsunuz. İl genel meclislerimiz burada. Her sene program yapılır ve bu programın önemli bir kısmı yerine getirilemez. Bu yapmak istemediklerinden değil. Ekonomik bir kaynağınız olacak ve bu kaynağı vatandaşların ihtiyaçları için kullanacaksınız. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ise Türkiye'de Sivas'ta ilklerin yapıldığını söyleyerek şunları kaydetti. Yepyeni hizmetler hayata geçirilecek. Bunlardan birisi de sıcak kasma. Herkes bilir. Yani biz normal nedir o stabilize yolu beklerken, Allah razı olsun derken, bilhassa grup yollarına şimdi ilk defa sıcak asfalt, sıcak asfalt herhalde diğerinden sıcak asfalttan 1 kilometre yapacağına diğerinden belki 10 kilometre yaparsın. Sıcak asfaltı belki bir köye götürdüğünde diğerini de belki 10 köye götürürsün. Ama ikisinin arasında bir fark var. Bunu yaptığında 10 yıl başka bir gözün arkada kalmaz. 10 yıl ilave bir bakım gerekmez. Ancak diğer hizmeti yaptığınızda her kar yağışından sonra, her kıştan sonra belki tekrar yolun yeniden bakılması, yeniden gözden geçirilmesi gerekir ki dolayısıyla eksiklik, aksaklık olduğunda hizmeti yaptın mı, yapmadın mı belli değildi. Türkiye'nin her tarafında yepyeni hizmetlerin hayata geçirildiğini kaydeden Yılmaz, Sivas'a diğer illerden daha fazla kaynak ayrıldığını söyledi. Sivas köylerinde tabii 1200'ün üzerinde köyümüz var. 800'e yakın mezramız var. İkisini üst üste koyduğumuzda 2000'e yakın bir yerleşim yeri oluyor. Ve 28 bin kilometre karenin üzerinde bir yerleşim alanımız var. Türkiye'nin ikinci büyük ancak yerleşim yeri bakımından da Türkiye'nin birincisi. Bizden daha fazla yerleşim yeri olan hiçbir il yok. Ama Cenab-ı Allah'a hamdolsun. Tabii Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'ın da desteğiyle Sivas'ın, kendisi bir Sivaslı, Erzincan'ın nüfusuna kayıtlı ama dolayısıyla Sivas'ın bu özel durumunu da bildiğinden diğer yerlere verilenlerden kat kat fazla Sivas'a ilk defa bu dönem geçmiş yıllarla kıyaslanamayacak kadar kaynak gösterildi. Konuşmalarının ardından Bakan Yılmaz, Vali Gül ve diğer protokol üyeleri Gürüm ve Doğanşar ilçelerinin muhtarlarına toplantıya katılım belgelerini takdim etti. Sevgili seyirciler, dün partisinin referandum kararını evet olarak açıklayan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'ye
Sivas İl Yönetimi'nden tepki geldi. İl Başkanı Uğur Bulut bugün bir basın açıklaması düzenleyerek genel merkezimizin vebaline ortak olmayacağız dedi. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin 16 Nisan'da yapılacak olan referandumda partisinin evet oyu kullanacağını açıklaması Sivas'ta tepkiyle karşılandı. Sivas'taki parti binasında basın toplantısı düzenleyen İl Başkanı Uğur Bulut, Büyük Birlik Partisi içerisinde fitne sokmak isteyenlere müsaade etmeyeceklerini söyledi. Hayır oyu verecekler de bizim, evet oyu verecekler de bizimdir. Yıllar boyu aynı çilelere ram olmuş, aynı sıkıntıları hep birlikte çekmişlerdir. Partimizin içine fitne sokulmaya çalışılıyor. Biz bu fitneye asla ve asla müsaade etmeyeceğiz. Son günlerde evet hayır ekseninde yapılan tartışmalar bizleri ziyadesiyle üzmüş ve yıpratmıştır. Partilerine her daim sahip çıktıklarını ancak genel merkezin vebaline ortak olmayacaklarını belirten Bulut, orucunu bozanlar kefaletini kendisi ödemeli diye konuştu. Bizler partimize her daim sahip çıkacağız. Gün partimizin birlik günüdür, gün partimize sahip çıkma günüdür. Ancak genel başkanın aldığı kararı taşıyamayacağımız ortadadır. Sivas teşkilatları olarak genel merkezimizin vebaline ortak olmayacağız. Bizce orucunu bozanlar kefaretlerini kendi ödemelidir. Bizleri bu kefarete ortak etmemelidir. Çünkü biz Muhsin Yazıcıoğlu'nun yetimleriyiz. Büyük Birlik Partisi Sivas İl Teşkilatları olarak bundan böyle hiçbir polemiğin içerisine girmeyeceğiz. Kamuoyuna ve dava arkadaşlarımıza, adanmışlara, can kardeşlerimize ilanen duyururuz. Büyük Birlik Partisi'nin selameti ve Türkiye'de muhafazası her şeyden önemlidir. Kamuoyuna ve dava arkadaşlarımıza saygıyla arz ederiz. Teşekkür ederim arkadaşlar. Üniversiteye girişte birinci aşama olan yüksek öğretime geçiş sınavı yarın yapılacak sevgili seyirciler. Sınava 2.265.902 aday başvurdu. Tek oturumda yapılacak olan sınav yarın saat 10'da başlayacak. Yüksek öğretime geçiş sınavı yarın yapılacak. Tek oturumda yapılacak sınav saat 10'da başlayacak ve adaylara 160 soru için 160 dakika süre verilecek. 2.265.902 adayın başvurduğu sınav 7.646 binada 350.000 sınav görevlisiyle gerçekleştirilecek. YGS'ye katılacak adaylar giriş belgelerini, TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin internet sayfasından edinebilecek. Giriş belgesinin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileriyle fotoğrafı yer alıyor. Adaylara ayrıca sınav giriş belgesi gönderilmeyecek. Kimlik ve güvenlik kontrolleriyle salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için adayların sınava girecekleri binanın kapısında en geç saat 9'da hazır bulunmaları gerekiyor. Adaylar sınav salonuna 2017 YGS sınava giriş belgesiyle nüfus cüzdanı, TC kimlik kartları veya pasaportları kontrol edinerek alınacak ve sıra numaralarının bulunduğu yerlere oturacak. Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacak. Sınavın yapıldığı her bir salonda en az bir duvar saati bulunacak. Adayların sınavda kullanacakları kalem, silgi, kalemtıraş ile şeker ve peçete ÖSYM tarafından verilecek. Adaylar sınava şeffaf pet şişe içinde su getirebilecek. Ya bir bu aşağıya o çok kalırdı ondan. Türkçe, sosyal bilimler, temel matematik ve fen bilimleri testlerinin yer alacağı sınavda öğrencilere Türkçeden 40, tarihten 15, coğrafyadan 12, felsefeden 8, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularından 5, temel matematikten 40, fizikten 14, kimyadan 13 ve biyolojiden 13 soru sorulacak. Evet, bizler de yarın sınava girecek olan tüm adaylara başarılar diliyoruz efendim. Bakanlar Kurulu'nun hayvancılık yatırımlarının desteklenmesine ilişkin kararı resmi gazetede bugün yayımlandı. Yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre Sivas'ın da içerisinde olduğu bazı illerde
Hayvancılık faaliyetlerinde damızlık ve ticari modern işletme kuracaklara hibe desteği verilecek. Bakanlar Kurulu'nun hayvancılık yatırımlarının desteklenmesine ilişkin kararı bugün resmi gazetede yayımlandı. Yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre Sivas'ın da içerisinde olduğu bazı illerde damızlık manda, koç teke, kaz, hindi, arıcılık ve ipek böcekçiliği gibi hayvancılık faaliyetlerinde damızlık ve ticari modern işletme kuracaklara hibe desteği verilecek. Hibe desteğinin amacı kırsal alanda istihdamın geliştirilmesi, gelirlerin artırılması, ülkenin damızlık manda, koç teke ihtiyacının karşılanması ve kaz, hindi, arıcılık, ipek böcekçiliği gibi hayvancılık faaliyetlerinde üretim ve kalitenin yükseltilmesi için damızlık ve ticari modern işletmelerin kurulması, ithalatın azaltılmasını sağlayacak yatırımların desteklenmesi olarak açıklandı. Hibe desteği verilecek yatırımlar ve kapsamı ise şu şekilde. 1. Gerçek ve tüzel kişi üreticilerin 150 baş kapasiteye sahip projeli damızlık manda düve üretimi işletmesi kurulması veya mevcut işletmelerin kapasitesinin 150 baş olacak şekilde artırılması ve bu işletmelerin rehabilitasyon yatırımları. 2. Damızlık koyun keçi yetiştiricileri birliklerinin 500 baş kapasiteye sahip damızlık koç teke üretimine yönelik işletme kurmasını veya mevcut işletmelerin kapasitesinin 500 baş olacak şekilde artırılması. Bu işletmelerin rehabilitasyon yatırımlarını ve işletmelerden koç teke alımı yapacak yetiştiriciler. 3. Gerçek veya tüzel kişi üreticilerin 1000 adet damızlık kaz ile 1000 adet ticari hindi ve 500 adet ticari kaz yetiştiriciliği için yapacakları yatırımlar. 4. Gerçek ve tüzel kişi üreticilerin 30 adet kovan ile yapacakları arıcılık yatırımları. 5. Tüzel kişilerin ipek böceği yetiştiriciliği için yapacakları yatırımlar. Bakanlar Kurulu kararında hibe desteği verilecek illerin Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından belirleneceği kaydedildi. Ancak bakanlık tarafından hazırlanan Milli Tarım Projesi kitabında hibe desteği verilecek iller şunlar. Damızlık Koç ve Teke yatırımları Afyonkarahisar, Antalya, Uşak, Eskişehir, Konya, Karaman, Mersin, Kırıkkale, Bursa, Balıkesir, Kırklareli, Tekirdağ, Ordu, Sivas, Erzurum, Ağrı, Iğdır, Van, Hakkari, Siirt, Şırnak, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa, Elazığ, Bingöl. Hibe destekleri 2017 ila 2019 yılları arasında verilecek. Sevgili seyirciler, ultraviyole ışınlarına ve radyasyona maruz kalmanın katarakt oluşumunu hızlandırdığını ifade eden uzmanlar, genellikle 60 yaşından sonra görülen katarakt hastalığının artık daha erken yaşlarda ortaya çıktığına dikkat çekti. Katarakt hastalığının cerrahi dışında herhangi bir tedavi şeklinin olmadığını belirten uzmanlar, ilerleyen teknoloji ve devrim niteliğindeki yenilikler sayesinde katarakt cerrahisi günübirlik tedavi şeklinde uygulanmakta olduğunu söyledi. Katarakt ameliyatları bildiğimiz diğer ameliyatlardan farklı olarak anestezi açısından diğer daha biraz daha farklıdır. Günübirlik hasta dediğimiz hastayı hastaneye yatırmadan yaptığımız operasyonlardan bir tanesi. Anestezisi de aynı kendisi gibi hızlı ve herhangi bir enjeksiyona ihtiyaç duymadan sadece bir damla damlatarak yaptığımız bir anestezi şekli. Katarakt hastalığının erişkinlerde en önemli sebebinin yaşlanmaya bağlı lensteki değişiklikler olduğu ifade edilirken, çocuklarda ise metabolik hastalıklar, anne karnında geçirilen enfeksiyon hastalıklar, gebelikte ilaç kullanımı, ailesel hastalıklar gibi etkenler olduğu açıklandı. Genel olarak bildiğimiz 60 yaşından sonra görülen bir hastalıktır ama günümüzde özellikle ultraviyolenin kullanılmasıyla veya radyasyonun da etkisiyle katarak hastalığı daha öne gelmiş durumda. Ama dediğim gibi hayatın her dönemde rastlayabileceğimiz bir hastalıktır ve hastanın gözündeki görme derecesinin değişmesi ya da görmesindeki herhangi bir azalmayla ya da gözündeki bir rahatsızlıkla kendini ortaya çıkarır. Operatör doktor Adnan İpçioğlu, genellikle 60'lı yaşlardan sonra görülen katarakt hastalarının ultraviyole ışınları ve radyasyona maruz kalmanın etkisiyle daha erken yaşlarda görülebildiğini belirtti. Ameliyat sırasında kullandığımız mercekler artık hastanın gözünde sadece bir standart bir mercek etkisinin ötesinde
aynı zamanda gözlükten de kurtarabilecek şekilde hastanın gözüne uygun merceklerin gelişmesiyle birlikte hasta artık gözlüğe de ihtiyaç kalmadan hayatını devam ettirebilmektedir. Son yıllarda katarak cerrahisinin devrim niteliğinde gelişmekte olduğunu dile getiren operatör doktor Adnan İpçioğlu şunları kaydetti. Bu anestezi tekniklerindeki gelişmelerden dolayı hastaya çok hızlı bir anestezi yaparak damlayla uyuşturup hastaya herhangi bir korku ya da rahatsızlık vermeden yapabiliyoruz. Onun ötesinde artık cerrahi alet ve edevatların gelişmesiyle birlikte çok daha kendimizi güvende hissederek yapabiliyoruz. Dünya Serebral Palsi İnisiyatifi CP Günü komite üyeliğine Türkiye'den seçilen tek isim Umut Koşan oldu sevgili seyirciler. Türkiye'deki ilk CP iletişim bürosunun Sivas'ta kurulmasını sağlayan Koşan bir basın açıklaması düzenleyerek CP'ye farkındalığın artması için yaptıkları çalışmaları anlattı. Serebral Palsi dediğimiz rahatsızlık bir beyin felci durumu fakat ülkemizde zihinsel engelli grubu adı altında yer alıyor. Bu kapsamda Dünya Serebral Palsi İnisiyatifi tarafından 52 ülkede çalışma yapılıyor. Bu inisiyatife komite üyesi olarak Türkiye'den seçilen tek kişi ise Umut Koşan oldu. Koşan aynı zamanda Türkiye'deki ilk CP iletişim bürosunu Sivas'ta kurdu. Metin Sabancı Merkezi'nde özel eğitim okullarımızı açtık. Koşan bugün düzenlediği basın toplantısında Sivas'ta kurulan CP iletişim bürosunun tanıtımını yaparak CP hakkında bilgi verdi. CP Parti Beyin Felci Türkiye'deki rıh grubundan baktığınız zaman beyin felci kavramını göremezsiniz. Bundan beraber Down sendromu kavramını hiçbir yazarı metinde göremezsiniz. Çünkü Türkiye'deki engelli kategori 3 temel özgürlük üzerine inşa edilmişti. Bunlar ortopedik, işitsel ve zihinseldir. CP gibi, Down sendromu gibi rahatsızlıklar ne yazık ki Türkiye'de zihinsel engelli grubunun altında yer almak. 12 ülkeden oluşan Dünya Serebral Palsi İnisiyatifi'nde Türkiye'nin yer almasından dolayı gurur duyduğunu söyleyen Koşan şunları kaydetti. Bu inisiyatif geçen sene önemli bir kararmış ve her yıl CP'li birinin sosyal yaşamda aktivitesini sağlamak ve varlıklarını sağlamak adına kutlanan CP Günü Komitesi kurmuştu. Türkiye Spastik Çocukları Vakfı Genel Direktörü Nigar Evgin ve Serçev Yönetim Kurulu Başkanı Sinem Ersoy da video yayınıyla toplantıya katıldı. İstiyoruz ki çocuklarımız akranları gibi eşit şartlarda, eşit koşullarda yaşasınlar, eğitimlerini alsınlar. 27 Ocak'ta resmi gazetede yayınlanan memur emeklilerine ek ikramiye ödemesi bu ay başlıyor sevgili seyirciler. Emeklilere 7500 liraya kadar ödeme yapılacak. 7 Ocak 2015'ten önce 30 yıldan fazla çalışarak emekli olanlara ek ikramiye ödenecek. İkramiye 30 yılın üzerindeki her tam bir yıl için verilecek. Hak sahiplerine, dul ve yetimlerine bu kapsamda bir yıl yani 27 Ocak 2018'e kadar başvuru süresi tanındı. Yasaya göre bir yıllık süre içinde başvuru yapmayanlar hakkını kaybedecek. Başvuru yapanlara ise ikramiyenin 7500 lira kadar olan kısmı başvuru tarihinden itibaren 3 ay içinde peşin yatırılacak. Kalan tutarın ödemesi ise
kanuni faiziyle birlikte takip eden yılın aynı ayında yapılacak. Ocak sonu itibariyle başvuruları almaya başlayan Sosyal Güvenlik Kurumu, ikramiyeleri ödemeye hazırlanıyor. Alınan bilgiye göre gelecek hafta çarşamba gününe kadar tüm başvuruları değerlendirecek olan SGK, değerlendirme sonucunda uygun bulunan tüm memur emeklilerine ve hak sahiplerine bu ay veya en geç Nisan'da toplu ödeme yapacak. Ödeme emekli olunan tarihteki maaşa göre yapılacak. Emekliye yatacak en düşük ikramiye 100 lira olacak. Eğer 30 yılın üzerindeki süre 2 yıldan fazlaysa her bir yıl 50 lirayla çarpılarak ödenecek. Yakın tarihte emekli olan daha fazla, 2000'den önce emekli olan ise daha az ikramiye alacak. Örneğin 37 yıl çalışan bir memur 2200 gösterge ile 1 Ocak 1955'te emekli olsun. Bu emekliye normalde her bir yıl için 10 lira ikramiye ödenecekti. Ancak yasaya eklenen madde ile yıllık ek ikramiye en düşük 50 lira olarak belirlendi. Buna göre 7 yıl için 350 lira ödenecek. Ocak 2014'te emekli olan aynı durumdaki emekliye ise 14.280 lira verilecek. Dava açan ve davaları henüz sonuçlanmamış olan emekli ile hak sahiplerinin ek ikramiyesi, dava öncesi SGK'ya yapılan başvuru tarihi dikkate alınarak işletilecek ve yasal faiziyle ödenecek. Mahkemeler yasanın yürürlüğe girdiği tarihten önce açılmış davaları bitirecek. Yargılama giderlerini Sosyal Güvenlik Kurumu ödeyecek. SGK'da 27 Ocak'tan önce yaptığı itiraz başvurularından vazgeçmiş sayılacak. Sivas Fotoğraf Sanatçıları Derneği tarafından bugün Buruciye Medresesi'nde fotoğraf sergisi açıldı sevgili seyirciler. Faaliyetleri kapsamında farklı illere giden dernek üyeleri buralarda çektikleri fotoğrafları sergiledi. Sivas Fotoğraf Sanatçıları Derneği bugün Buruciye Medresesi bahçesinde vatandaşların ziyaretine sunulacak olan fotoğraf sergisi açılışı yaptı. Serginin açılışına Sivas Valisi Davut Gül, Belediye Başkan Vekili Ahmet Özaydın, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kadir Püllü, SRT Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Asdemir ile fotoğraf severler katıldı. Dernek binamız. İnşallah bugün dernek binamıza bekliyoruz. İnşallah. Açılıştan önce bir açıklama yapan dernek başkanı Selahattin Yasak, amaçlarının fotoğrafın sanat olarak yaygınlık kazanmasını sağlamak olduğunu ifade etti. Amacımız Sivas'ta fotoğraf kültürünün oluşması ve fotoğrafın sanat olarak yaygınlık kazanmasını sağlayabilmektir. Bizi destekleyen başta Sayın Valimiz, üniversite rektörümüz, müftümüz, idare amirlerimiz, basın yayın kuruluşlarımıza sonsuz teşekkür ediyoruz. Vali Gülse Sivas'ın birçok güzelliğinin olduğunu, bu güzelliklerin çekilen fotoğraflarla kayıt altına alındığını söyleyerek katkısı olanlara teşekkür etti. Sivas'ın her tarafı ayrı bir güzel. Bu güzelliklerin bir yere not düşülmesi, kayıt altına alınması, gösterilmesi, o bakış açısını yakalamak ayrı bir sanat. Ben başta siz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ayın 19'unda da Sayın Başbakanımız gelecek. Bilirsiniz, devlet büyüklerinin il programlarında çok ciddi fotoğraf kareleri yakalanır. Orada da inşallah çok güzel fotoğraflar çekersiniz. Açılışın ardından fotoğraf sergisi gezilerek sanatçılar çektikleri fotoğraflar hakkında bilgi verdi. Fatih Avcı İstanbul'dan güzel bir fotoğrafıyla katıldı. Fatma Şahin Hocam'ın Elfelek Şerarlar'ındaki gezimiz. Sinop da güzelmiş. Çok bu Elfelek Şerarlar'ı mükemmel diyor. Tek başına sergisini açtık. Dernek Başkanı Selahattin Yasak, dernek faaliyetleri hakkında da bilgi verdi. Kişinin sergiler aracılığıyla derneğimize üye olduklarına şahit oluyoruz. Derneğimizin bunun yanında en önemli vasıflarından bir tanesi Sivas'ta kamu kurum ve kuruluşlarının fotoğraf ihtiyaçlarını karşılamaktır. 4 Eylül'de Sivas'ın kurtuluş yıl dönümü sergimiz açıyoruz. Turizm haftasında turizmle ilgili sergi açıyoruz. Çalışmalarımızı sadece Sivas'ta değil, Sivas'ın dışına da taşıyoruz. Dernek üyelerinden Esma Soybayraktar ve Fatma Şahin kendilerine ait olan fotoğrafları tanıtarak bu sanat hakkında bilgi verdi. 18-250 lens kullanıyorum ben. O dok uzaklığınızı ayarladığınızda ve papatyayı, çiçeği ya da detayı netlediğinizde arka alan ne kadar lensiniz dar açı olursa o kadar da arkası karanlık çıkıyor. Bu fotoğraf Ankara'da Kızılay Meydanı'nda çekilmiş bir fotoğraf. Bunda perspektif yapmaya çalıştım. Fotoğrafta insan unsuru çok önemli olduğu için hani burada gidenler ve gelenler bir kompozisyon oluşturup renk ayarıyla işte objektifin ayarıyla bu kareyi yakalamaya çalıştım.
58.500 çeşit ürünle STM mağazaları spor haberlerini sunar. Ve spor sevgili seyirciler. Sivas Belediyespor, Spor Toto 2. Lig Beyaz Grubun 26. haftasında playoff rakibi Kocaeli Spor'la 1-1 berabere kaldı. Muhsin Yazıcıoğlu Stadyumunda oynanan karşılaşmayı Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sivas Valisi Davut Gül, Belediye Başkanı Sami Aydın, Sivas Belediyespor Kulübü Başkanı Turhan Tunağan, yönetim kurulu üyeleriyle az sayıda taraftar izledi. Üst sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmanın ilk yarısına, daha maçın 5. dakikasında sağ kanattan gelişen Kocaeli Birlikspor atağında Alpergin'in pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Umut, takımını 1-0 öne geçirdi. Sivas Belediyespor geriye düştükten sonra beraberlik için rakip kalede kontra ve organize ataklarla etkili olmaya çalıştı. 35. dakikada sağ kanattan gelişen atakta ceza sahası için Abdurrahman'ın yaptığı ortaya arka direkte takip eden Seyit Ahmet Han, Sivas Belediyespor adına durumu 1-1 yapan gole imza attı. Karşılıklı ataklarla devam eden maçın ilk yarısı bu sonuça tamamlandı. İkinci 45 dakikada üstünlük golü için rakip kalede baskı kuran Sivas Belediyespor, Kocaeli Birlikspor'un katı savunmasını geçmek için oyun kurmaya çalıştı. Seyir zevki yüksek bir mücadele ortaya koyan Belediyespor, oyunu kendi alanında kabul eden rakip takıma karşı tek kale oynadı. Karşılaşmanın 66. dakikasında Sivas Belediyespor'un kaydettiği ikinci gol, maçın ikinci yardımcı yan hakemi Emir Varlas'ın ısrarla bayrağını indirmemesi ve ortaya koşmaması nedeniyle maçın orta hakemi Şeref Taşlan tarafından offside gerekçesiyle verilmedi. Hakem Belediyesporlu futbolcuların offside olmadığı gerekçesiyle yaptığı itirazı dikkate almadı. Müsabakanın orta hakemi Şeref Taşlan'ın bu hareketi taraftarların haklı ve yoğun tepkisine neden oldu. Karşılaşmanın kalan dakikalarında her iki takımın da çabası sonucu değiştirmeye yetmedi. Sivas Belediyespor farklı galip gelebileceği maçı 1-1 tamamladı. Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta puanını 42'ye çıkaran Belediyespor 6. sırada yer aldı. Her yıl Ilgaz Dağları'nda eğitimlerini gerçekleştiren Anadolu Dağcılar Kulübü bu yıl Sivas Yıldız Dağı'nı seçti sevgili seyirciler. Kampa girmek üzere Sivas'a gelen yaklaşık 30 kişilik ekip Yıldız Dağı'nda 3 gün kamp yapacak. İstanbul'da faaliyet gösteren Anadolu Dağcılar Kulübü üyeleri bu yıl eğitim için Sivas Yıldız Dağı'nı seçti. Sivas'a gelen yaklaşık 30 kişilik grup dün Sivas'ı gezdikten sonra bugün Yıldız Dağı'nda Sivas Doğa Sporlar Arama ve Kurtarma Kulübü ile birlikte 3 günlük kampa girdi. Kamp öncesi SRT Haber'e konuşan Dağcılık Federasyonu İstanbul İl Temsilcisi Bülent Aksu, her yıl Ilgaz Dağı'na gittiklerini, bu yıl ise Sivas'ı seçtiklerini söyledi. Sivas Dağcılık Federasyonu İl Temsilciliğindeyiz. Bugün Sivas'ın İstanbul'dan gelen konukları var. Dağcılık Federasyonu İstanbul İl Temsilcisi Bülent Bey ile birlikteyiz. Her dönemde Ilgaz tercih eden bir ekiple birliktesiniz ama bu sefer Sivas'ı tercih ettiniz. Neden Sivas diye başlayalım isterseniz. Öncelikle bu güzide ilde olmaktan mutluluk duyuyoruz. Ben üniversitemi, en güzel yıllarımı Sivas'ta yaşadım. Sivas'ın misafirperverliğini, güzelliğini ve o insanların sıcaklığını ekip arkadaşlarımla yaşamak için Sivas'tayız. Sivas'ta Yıldız Dağı bir özlemdi, bir tutkuydu. Orada tesislerin oluşması, dağcılığın ve kayak sporu, doğa sporlarının orada gelişmesi bir tutku olarak biz görüyorduk, yaşıyorduk. Ve şu anda oluşmuş olması, geleneksel etkinliklerin orada olması, kayağın olması ve bunun tanıtılması gerektiğini de düşünüyorduk. Geçen seneki Ilgaz'da yaptığımız kış gelişim kampında Sivas ekibinden ve Sivas İl Temsilcisinden aldığımız sıcak dokunuşu ve misafirperver davetini kırmayarak Sivas'ın bu yiğidolarıyla birlikte zirveyi, eğitimi paylaşmak istedik onun için. Dağcılık Federasyonu Sivas İl Temsilcisi ve aynı zamanda SRT Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Asdemir ise
Anadolu Dağcılık Kulübü'nün eğitim için Sivas'ı seçmesinden dolayı memnuniyetini dile getirdi. Sayın Hastemiz, Dağcılık Federasyonu İl Temsilcisi olarak İstanbul grubunu Sivas'tan misafir ediyorsunuz. Görüşleriniz nelerdir? Evet, özellikle Bülent Bey'e ve ekibine, şehrimize hoş geldiniz diyorum. Bizi tercih ettikleri için de çok çok teşekkür ediyorum. İlimizi sadece bir tarım ili kenti gibi ya da bir sanayi kenti gibi ya da bir maden kenti gibi değil de doğa sporlarının çok iyi yapıldığı bir kent olarak da tanıtma mecburiyetimiz var. Biz de kendi üzerimize düşen bu görevi layıkıyla yapmaya çalışıyoruz. İşte federasyonumuzda çok kıymetli bir hocamız öğrenciyle birlikte bir kamp düzenliyor ve Sivas'ı tercih ediyor. Bu güzel bir tanıtım aslında. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Eski il temsilcisi Mehmet Baysal ise Sivas'a gelen dağcılara teşekkür ederek şunları kaydetti. İstanbul'daki il temsilci arkadaşım bizim zaten Sivas'ta öğrencimizdi. Sivas'ta yetişti. Ve Sivaslı gibi, yani her ne kadar şey olsa da Sivaslı gibi kendisini yiyordu, hissediyor. Biz konuştuğumuzda seni inşallah Sivas'ta yapalım dedi. Dedik biz sizi misafir edelim dedik. O da dedi ki hay hay dedi. Bizim de amacımız dedi Sivas'ı tanıtmak. Sivas'ın biz de ekmeğini yedik dedi. Sivas'ı biz biliyoruz, tanıyoruz. Şu anda da gelen arkadaşlar 28 kişi. İki de yönetici var, 30 kişi. Çoğu Sivas'ı ilk defa görüyor. Belki de görmeyen, yani 30 kişinin içinde hiç gelmemiş olanlar da var. Ama geldiler, dün gezdiler. Akşamda misafirimiz oldular. Şimdi de Yıldız Dağı'na gidecekler. Mutlaka Yıldız Dağı'nı da beğenecekler. Sivas'a ilk kez gelen dağcılar ise Sivas'a hayran kaldıklarını belirttiler. Yani şimdi doğayla iç içe olmayı seviyoruz haliyle. Biz de heyecanlıyız. Böyle büyük bir ekip olarak geldik. Bazı şeyleri yeni yeni yaşıyoruz. Hani onun heyecanıyla hem de doğa sevgisiyle böyle geliştireceğiz kendimizi. Sivas'a ilk geliştiniz mi? Aynen, ilk gelişimiz. Çok beğendik. Zaten çok da güzel ağırlandık. Yani daha güzel bir şekilde ağırlanamazdık. Sivas'a eğitim amacıyla geldik. Yaklaşık 3 haftadır hocamızın dediği gibi doğa sporları, Anadolu Dağcılık ve Doğa Sporlu Kulübü'nde kış temel ve kış gelişim eğitimini aldık. Şimdi bu haftada 3 günlük bir kampla birlikte zirve de yapacağız aynı zamanda. Öğrendiğimiz teorik bilgileri burada uygulamaya dökeceğiz. İnşallah biraz daha kendimizi geliştireceğiz. Bu konuda dağcılıkta daha da ilerlemeyi düşünüyoruz. Konuşmaların ardından dağcılar şiirler ve türküler okuyarak Yıldız Dağı'na hareket etti. Anadolu'yla yürüyoruz. Anadolu'yla yürüyoruz. Paylaşarak büyüyoruz. Paylaşarak büyüyoruz. Dağ taş orman evimiz. Dağ taş orman evimiz. Biz doğanın bekçileriyiz. Biz doğanın bekçileriyiz. Haydi sen de katıl bize. Haydi sen de katıl bize. Arkadaşla muhabbete. Arkadaşla muhabbete. Tırmanalım hep birlikte. Tırmanalım hep birlikte. Adım adım zirveye. Adım adım zirveye. Bülent Hoca rehberimiz. Bülent Hoca rehberimiz. Gönüllü neferleriz. Gönüllü neferleriz. Yolumuzdan vazgeçmeyiz. Yolumuzdan vazgeçmeyiz. Yıldız'la beraberiz. Yıldız'la beraberiz. Yıldız Dağı'nda çadırlarını kuran dağcılar 3 gün kamp yapacak. ...58.500 çeşit ürünle STM mağazaları spor haberlerini sundu. Ve şimdi sırada günün köşe yazısı var sevgili seyirciler. ...15 Temmuz kurguysa bu davalar ne? Türkiye Ergenekon davasıyla başlayan... 12 Eylül ve 28 Şubat darbe davalarıyla süren darbelerle yüzleşme meselesini ne yazık ki gerçek anlamda sonlandıramadı. Bunun nedeni başta yargı olmak üzere devletin bütün kurumlarına sızan FETÖ yapılanmasıydı. Bu kirli ve darbeci yapı toplumun ve sivil siyasetin darbelerle yüzleşme iradesini kendi önünü açan bir fırsata dönüştürüp içini boşalttı. Çünkü onlar aslında güya önünü kesmeye çalıştığı darbecilerin yeni versiyon kopyalarıydı. Bunu da 15 Temmuz gecesi bütün çıplaklığıyla gördük. Halkı tanklarla ezen,
F-16'larla meclisi bombalayan darbeci bir yapı vardı karşımızda. Şimdi o darbeciler farklı şehirlerde de olsa yargı önüne çıkıyor. Bu aslında bu topraklarda, hatta belki dünyada sivil halkın durdurduğu ilk darbecilerle yüzleşme davası. Bugüne kadar paralel yapı ve FETÖ adıyla açılan davaların sayısı 50'yi aştı. Ama bazı önemli davalar var ki onlar sürecin hem merkezi hem de özeti gibi. Örneğin Genelkurmay'ın ele geçirilme davası. Günlerdir bu davaların iddianamelerinde yer alan çarpıcı ifadeler gazetelerde, televizyonlarda yayımlanıyor. Yurtta Sulh Konseyi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Marmaris'te nasıl kanlı bir operasyon planladığı, konseyin bir numarası olan Mehmet Parti Göç'ün süreci nasıl yönettiği, Genelkurmay'a silahlı askerlerle nasıl girildiği, Özel Kuvvetler Komutanlığı'na neden o kadar kanlı bir saldırı yapıldığı, sanık ve tanık ifadeleriyle açık seçik anlatılıyor. Ortada Türkiye toplumunun yaşadığı, 248 şehidin verildiği, 2000 aşkın gazinin olduğu bir darbe girişimi var. Ve bu girişimi gerçekleştiren binlerce darbeci, sivil veya asker de bu suçtan yargılanıyor. Şimdi buraya bir nokta koyup, sözü bir siyasi aktöre. Bütün bu süreci nasıl izlediğini merak ettiğim CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na getirelim. Ve şu soruyu soralım. Acaba Kılıçdaroğlu 15 Temmuz konusunda toplumun kafasını karıştıran farklı açıklamalar yaptığını hatırlıyor mu? O gece ne yaptığı ve nasıl tavır aldığı da kafalarda soru işareti oluşturdu. Ama asıl önemli olan o geceye ilişkin değerlendirmeleri. Önce 7 Ağustos'ta Yenikapı Meydanı'nda milyonların önüne çıkıp darbeden söz etti. Sonra bu dediklerinin tam tersini söyledi. Darbeye kurgu demeye başladı. Hürriyet gazetesine verdiği demeçte şöyle diyordu. 15 Temmuz kontrollü bir darbe girişimidir. Çünkü 20 Temmuz darbesine gerekçe gerekiyordu. O halin ilanıyla bir dikta yönetiminin hukuki altyapısı oluşturulmaya çalışılmaktadır. CHP gibi köklü bir partinin başkanı, bırakın koca bir toplumun yaşadığı derin travmayı, o gece darbecilerin kurşunuyla şehit olan 248 insanımızı da, gazilerimizi de görmezden gelip onları bir kurgunun parçasına dönüştürüyor. Bu kanlı darbe girişimi kurguysa FETÖ'nün diğer suçları da mı kurgu? Mesela Kılıçdaroğlu'nu bugün oturduğu koltuğa getiren Baykal'a kaset komplosu da mı kurgu? 7 Şubat 2012 MİT'e düzenlenen operasyon veya 17-25 Aralık darbesi de mi kurgu? Yani adım adım diktaya giden yolun taşları bu kurgularla mı döşendi? Doğrusu CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun bütün bu süreçlere nasıl baktığını, aralarında bir bağ kurup kurmadığını merak ediyorum. Tabii şunun cevabını da, darbe kurguysa peki darbeciler ne olacak? Onlar da kurgu darbenin mağdurları mı? Son bir soru, Ergenekon ve Balyoz davalarında olduğu gibi FETÖ'cülere de kumpas kurulduysa onlara da sahip çıkacak mısınız? Mahmut Övür, Sabah. ...8500 çeşit ürünle STM mağazaları hava durumunu sunar. Çeşit ürünle STM mağazaları hava durumunu sundu. Ve böylelikle bültenimizi bugün burada noktalıyoruz sevgili seyirciler. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına mutlu akşamlar diliyorum. Hoşça kalın, bizimle kalın efendim.